Meral Akşener savaş ilanı yanlış bilgilendiriliyor. Eski dostluk ve yanlışlara, dezenformasyona dikkat çekti Ekrem Bey. Sıcak gelişme işte o ses. Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Çok uğraştılar. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Ya biz pes etmeyeceğiz, siz pes edeceksiniz. Siz pes edeceksiniz, biz bunlara biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar, çok az sayısı oyuna geliyorlar. Bazen haddini aşan cümlelerde kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik? Eski dost düşman olmaz. Bugün de aynı yerdeyiz. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Elbette burası önemli. Bir kere şunu söyleyeyim. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu vallahi kötü sözleri kulağım hiç duymuyor. Herkese tavsiye ederim. iftiralara gözümüzü kulağımızı kapatacağız. Çünkü zaten bizi ilgilendirmiyor. Hiç umrumuzda değil. Sonra tam da Vuslat'ın 750. yıl dönümünde andığımız Hazreti Mevlana'ya kulak vereceğiz. Ne diyor Mevlana? İnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalık ve halkı çok olursa yol kesenlerin beli o kadar kırılır diyor. Onların beli kırılacak. Istediği kadar yol kesmeye kalksınlar. Bizde Mevlana'nın ruhu var. Bizde Hacı Bektaşı Veli'nin ruhu var. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim önümüzü kesemezler. Bizim kervanımız bir de kocaman, çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı, İstanbul İttifakı. Kocaman bir ittifak. Kocaman bir ittifak bu. Ben inanıyorum ki 16 milyon İstanbullu bize kurulan çeşit çeşit tuzağı, her türlü kumpası ve ne yazık ki bunları aldanan bir kısım insanın o kötü sözlerini görecek ve ona göre karar verecek. 31 Mart'ta bu ittifak asla ve asla bozulmayacak ve başarıya ulaşacak. O yüzden Bugünden itibaren herkese söylüyorum. Kervanınıza yeni dostlar katın. Kervanınızı büyütün. Bizim kervanımız aynı duruyor onu söyleyeyim. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu el uzatacak söyleyeyim. Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu elini uzatacak bunu söyleyeyim. Her ne kadar soru cevap dedim habercilerin ısrarlı sorularını ama kürsüden seslendirdi. Tören hali hazırda sıcak gelişme devam ediyor. Belki törenin sonunda habercilerin sorularını kabul edebilir Ekrem Bey. Yeni manşetlik cümle gelirse hızla ekranlarınızda olacak. Hiç şüpheniz olmasın Ekrem Bey pozitif mesajı İyi Parti'ye göndermeye devam ediyor. Ne kadar devam edecek? Sonuç nasıl alınacak? bilinmez. Dün büyük ilgiyle izlemişsiniz Hafize Gaye Erkan. Bana Hafize deyin. Anadolu'nun kodlarında. AK Parti'de siyaset hazırlık olabilir mi? Olabilir. Yıllarca Amerika'da gaye olarak hitap edilmiş hanımefendiye. Şu anda da Bakan Mehmet Şimşek'le birlikte Amerika'dalar. Para bulunmaya, yatırımcı bulunmaya çalışılıyor. Ve ev fiyatlarının pahalılığından, TÜİK'in süt, et market enflasyon rakamlarından çekinceleri ya da bir parça soru işareti uyandıran anlatımı vardı röportaj. Kızılca kıyamet koptu. Yankıları daha hala devam ediyor. Ben de bu başlığı attım. Sen misin doğruları söyleyen? Hafize Hanım, Amerika farklı, burası farklı. Doğruları bir parça ucundan söylediniz ve bakın nasıl eleştiriler geliyor. İktidarın Hafize Gaye Erkan sorunsalı dedim. Birinci spot. Merkez Bankası Başkanı röportajında hafta sonu açıkça iki önemli başlığı ekonominin önemli aktörü, aktristi olarak teyit etti değil mi? Bir, ev kiraları Türkiye'de zulüm boyutunda. Çok ağır bedeller. 30, 40, 50 bin liralar. Bir de TÜİK'in enflasyon rakamı hesabı. Süt, marketle TÜİK arasında fark var diye verdi. TÜİK'in rakamları güvenilmez mi bulunuyor? Ama ben maaş sanmamı, ama asgari ücrettim, ama memurum, ama emeklim. Hafize Hanım, maaş sanmını, ekmeğini TÜİK'in enflasyon oranına göre belirliyor. O öyle alınıyor. Altını çizelim. Meğerse evle ilgili de gelişme var. Hafize Hanım, Merkez Bankası Ankara'da henüz büyük ofis olarak İstanbul'a taşınmadılar. Ankara'daki lojmanı küçük çocuğu olduğu için kullanışlı, konforlu bulmamış. Merkez Bankası Başkanı'nın lojmanı beğenilmemiş aile tarafından haklarıdır. Merkez Bankası Ankara'da bir özel sitede ev tutmuş. Hafize Gaye Hanım'ın istediği şekliyle. KDV'si, aidatı, kira bedeli. Ayda 49 bin lira bu üç kalemde Hafize Hanım'ın konutu için Merkez Bankası ödeme yapıyor. Ayda 49 bin lira kira KDV aidat. Ve röportajla ilgili de kriz çıkmış durumda. Bir kere AK Partililer, kurmaylar, başta Mehmet Şimşek olmak üzere bu röportaj gereksiz ve anlamsız bulundu. Gerek yoktu böyle bir röportaja. Gaye Hanım savunmasında iddia o ki off the record gazetecilik terimidir. Ne demektir bilirsiniz değil mi? Kayıt dışı tam Türkçe çevrilmesi ama gazetecilik terminolojisinde yazılmamak kaydıyla. Ben off the record sanmıştım. Ama baktığımızda iddia o ki önünde kocaman ses kayıt cihazı varmış. Röportajlarda kullanılan. Dolayısıyla off the record olma ihtimali pek mümkün gözükmüyor. Kabak kimin başına patlar? Altta kalanın canı çıkar. Bilirsiniz bu işlerde. Basın danışmanları. Siz bu röportaja neden izin verildiniz? Neden yönetemediğiniz süreci diyerek onlara serzeniş eleştiri varmış. Kabak onların başına da patlayabilirmiş. Aslında bu röportaj ekonomi basınının önemli isimleriyle toplu bir kahvaltı çay gibi buluşmada verilecekmiş, yapılacakmış ama son anda Ahmet Hakan dahil olmuş. ikna süreçleri ve Ahmet Hakan gerçekleştirmiş. Gaye Hanım, siz misiniz doğruları söyleyen? Türkiye'de kira çok mu yüksek? Manhattan'dan bile mi pahalı? Aa, TÜİK'in rakamları tam olarak marketteki enflasyonu yansıtmıyor mu? Siz misiniz doğruları, gerçekleri söyleyen? Amanın, amanın cız omuz omuza kahraman beklemiyoruz. Kendimiz taşın altına elimizi koyuyoruz ve kendimiz sorunlarımızla ilgili inisiyatif alıyoruz. Halk TV'de sizin yanınızda çok sayıda mesaj var. Ayhan Özgür bakın adım atıyoruz ve mesafe alıyoruz. Sayın Halk TV ekrama çıkar. Askerlik borçlanması mağduru biz askerler, polis ve memurlar olarak bülteninizi iple çekiyoruz. Akıcı, samimi ve doğal sunumunuzla hem haberi izliyoruz hem de sorunlarımızı paylaşıyoruz. Siz de bizimle dertlenip omuz omuza mücadele veriyorsunuz. Teşekkürler. Aldım, bağrıma bastım. Kanalım adına da, kendim adına da. Hep birlikte. Kahraman beklemeyeceğiz. Birlikte omuz omuza verip çalışacağız. Eyüp Kulluk Bey, onları herkes unuttu çek mağduru esnaf. Bu kadar krizde, darbe girişimlerinden pandemiye, ekonomik krize, savaşlara esnaf nasıl dayanacaktı? Esnafın sermayesi itibarıdır. Çektiği, kestiği çektir. O cezaevine girmek ister mi? Cezaevine girerse borcunu nasıl ödeyecek? Unutuldu. Saygıdeğer Ekrem Bey, omuz omuza verdik, her yerde gündem yaptık. Belki de bizim yüzümüzden sizlerin de ekmeğiyle oynadılar. Sahip denenimiz az olduğu halde hiç bizi yalnız bırakmadınız. Çeki e hapis cezası kalksın diyen suçsuz ama borçlu esnafın sesi oldunuz. Ama verilen sözler tutulmadı, başaramadık. Binali Yıldırım AK Parti'nin kurbayları, İzmir'de, pek çok şehirde esnafa çekle ilgili inisiyatif alıp sorunu çözeceğiz dediler. Onlar da unuttular. Hiçbir söz tutulmadı artık konuşmak lazım değil mi asgari ücreti neler oluyor söylemiştim